Canım arkadaşlarım selamlar. Trigonometri kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntıların ikinci partındayız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzun sonunda da gözlerimden ve sesimden de belli olduğu gibi biraz enerjisizdim ve enerjim ciddi anlamda bitmek üzereydi. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım iki part haline getirdim. Zaten diğer ders 40 küsür dakika olmuştu. Trigonometri kampında sevgili arkadaşlarım hemen size belirtmek istiyorum hangi sayfada kaldığımızı Evet, nerede kaldık? Hemen söyledim. 22. örnekte kaldık ve 26. sayfadayız. 26, 27, 28, 29 ve 30. sayfaları bu videoda anlatacağım arkadaşlar sizlere. Hem konusunu anlatacağım, hem sorularını çözeceğim ve trigonometrik özdeşlikte aramızda hiçbir sıkıntı kalmayacak arkadaşlar. Evet, gençler, hazırsanız geçelim artık dersimize. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Evet şimdi ilk sorumuz 22. soru. 22. soruda da sizlere bir uyarım var. Kitaplarınızda şu kısımda toplamı kaçtır diye soruluyor. Bu kısımda toplamı diye soruluyordu. Ama biz bunu çarpımı olarak değiştirdik arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. 2 üzeri sin x eşittir 3 üzeri cos x ve 6 üzeri tan x eşittir 3 üzeri 2 cot x eşitlikleri veriliyor buna göre. Tan x ifadesinin alacağı değerlerin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi tanjant ikisi bulacağız ya. Hatırlayın gençler. TYT'de 2 üzeri a eşittir. 3 üzeri b ve 2 üzeri c eşittir. 3 üzeri d gibi bir ifade varken. Bize bazen böyle a çarpı d kaçtır gibi sorular soruluyordu. Ve biz bunları şu asalları aynı olan asalları alt alta getirdikten sonra şu hareketi yapıyorduk. A bölü C eşittir B bölü D hareketini yapıyorduk. İşte burada da aynısını yapacağız. Mesela 2 üzeri A eşittir 3 üzeri 2 ve 2 üzeri 4 eşittir 3 üzeri B olsun diyelim. Tamam mı? Burada A çarpı B sorulur bize böyle TYT matematik sorularında. Yani aslına bakarsanız ben bu soruları anlatırken de hep şey derim. Ee, ...sınıfta olsun, YouTube'da olsun... ...bu soruları, bu kalıp soruları anlatırken... ...hep şey derim hani... E, ...A ile B'yi... ...yanlış bir şekilde bulmuş olsak dahi... ...işte cevap bu çıkacak. Yani aslında matematiği katlediyoruz yaparken... ...ama sonuç doğru çıkıyor. Burada da A bölü 4 eşittir. 2 bölü B... Dedikten sonra yani a bölü 4, 2 bölü b dedikten sonra içler dışlardan a çarpı b'nin 8 olması gerektiğini yani cevabında 8 olması gerektiğini bu tarz sorularda söyleyebiliyorduk hatırlarsanız. Ama ne dedim? Matematik katletsek bile sonucu doğru buluyoruz. İşte burada da buna benzer bir şey yapacağız. Şimdi 2 üzeri sin x eşittir 3 üzeri cos x de hatırlarsak ben şu ifadeyi 2 üzeri tanjant x ben bu kalemi birazcık incelteceğim şu şekilde her birini inceltelim ki bir daha uğraşmayalım. 2 üzeri tan x çarpı 3 üzeri tan x dedim. Ve eşittir 3 üzeri 2 kotanjant x olsun. Tamam. Daha sonrasında şu 3 üzeri tanjant x karşıya atarsam 2 üzeri tan x eşittir 3 üzeri 2 kot x eksi tan x'i elde ederiz. Değil mi? O halde ben diyorum ki benim elimde zaten 2 üzeri sin x eşittir 3 üzeri kosinüs x yok muydu güzel kardeşim? Vardı. Sonrasında artık şu da var. 2 üzeri tanjant x eşittir 3 üzeri 2 kotanjant x eksi tanjant x de var benim elimde. Artık diyorum ki madem 2'ye 2 ve 3'e 3 alt alta getirdik. O halde o TYT sorularımdaki gibi davranabilirim. Yani sinüs x bölü tanjant x eşittir. Kosinüs x bölü 2 kotanjant x eksi tanjant x yazabilirim artık. Ve gençler burada sadeleştirebileceğim değerler var. Bak sinüs x'i ben tanjant x neydi? Sin x bölü kos x'ti değil mi? Burada sinüs x'ler sadeleşip bu da ters çevirip çarpılırsa kosinüs x bölü 2 kotanjant x eksi tanjant x eşittir ne olmuş olur? Kosinüs x bölü 1. Artık şunu söyleyebilir miyim ben? Şuradaki ifade 1'e eşittir diyebilir miyim? Çünkü kosinüsler birbirine zaten eşit olacak. O halde kotanjant x'i de 1 bölü tan x diye yazalım. Yani burası artık 2 bölü tanjant x eksi tanjant x eşittir. Ne olur? 1 olur. Şimdi ben bununla bunu çarpacağım. Eksi tan kare x dedim. Ve artı 2 eşittir tanjant x diyebilirim. Çünkü buradaki tanjant x'i 1'in yanına çarpma olarak gönderdik. Bunların toplayıp her birini sağ tarafa gönderecek olursam tan kare x eksi değil artı tanjant x ve eksi 2 eşittir sıfır gelir. Bizden tanjant x'lerin çarpımı istenmişti. E, tanjant x'lerin çarpımını da artık buradaki c bölü a yardımıyla bulabiliriz. Eksi 2 bölü 1'den doğru cevap eksi 2 olacaktı deriz sevgili arkadaşlarım. Toplamı diye sorulduğu takdirde toplamı diye sorulduğu takdirde Hani burada hocam bizde neden toplam yazıyor diye sorulursa eğer. Yani. Toplamı sorulduğu zaman buradan gelen kökler mesela ben burayı tan x'e tan x diye ayırırım. Tamam mı? Burayı da eksi iki artı 1 diye ayırırım. Artı 2 eksi 1 diye. Köklerimiz de artı 1 ve eksi 2 oluyor. Şimdi buradan eksi b bölü a'dan kökler toplamını bulup eksi 1 diyebiliyoruz eyvallah. Ama 1 ve eksi 2 olan bizim köklerimiz tamam mı? Tanjant x'i getir mesela. Tanjant x 1 ise... Kotanjant x de 1 olur biliyorsunuz çarpımsal tersi şurada yerine yazalım 6 üzeri 1 eşittir 3 üzeri 2 olur ki 6 9'a eşit olur yani şurada soruda verileni sağlamaz ama çarpımı diye sorduğumuz için böyle bir şeyin önüne geçtik aslında bakarsan burada tanjant değerlerini biz artı 1 ve eksi 2 diye bulmuyoruz tamam mı? Buradaki tanjant ve kotanjant değerleri aslına bakarsan irrasyonel geliyor. Ama kökler çarpımı daima doğru geliyor. O az önce şu kısımda anlattığım. TYT'de hani matematiği katlediyoruz ama sonuç doğru çıkıyor diye anlattığım. Kısımdan kaynaklı e, bu tanjantların çarpımı daima eksi 2 gelecektir. Dolayısıyla cevabımız da eksi 2'dir diyebiliriz. Devam ediyorum 23 ile. <laughs> Şimdi Mert Hoca'nın e, video... Bakalım yok. Trigonometri tekrar serisinden full tekrar serisinden trigonometri tekrar yapmak isteyen bir öğrencimiz. Şöyle bir ekranla karşılaşıyor bak. Diyor ki sekant alfa eşittir 1 bölü sin alfa kosekant alfa da eşittir 1 bölü kosinüs alfa olarak karşılaşmış. Cos sekantı çıkarıp kosekanttan sinüsü çıkarıp bunları oranlamış. Bu ifadenin eşitini bulunuz demiş. Şimdi yaptığı komodoro kampında bir bilgi vermiş ve örneği doğru işlemler yaparak çözmüştür ancak dikkatli bir takipçisi sekant alfa'nın 1 bölü kosinüs alfa'ya ve kosekant alfa'nın da 1 bölü sinüs alfa olacağını hatırlattığında Mert Hoca ona teşekkür ederek soruyu tekrar çözmüştür. Buna göre Mert Hoca'nın ilk cevabının ikinci cevabına oranı nedir? Şimdi Mert Hoca şöyle bir hatada bulunmuş. Sekant alfa eşittir 1 bölü sinüs alfa, kosekant da 1 bölü kos demiş. Aslında olan ne? Burası 1 bölü kos alfa. Burası 1 bölü sin alfa aslına bakarsan. Şimdi o zaman Mert hocanın bulduğuna göre çözelim. Kosinüs x hatta kosinüslere c diyelim sinüslere s diyelim olmaz mı? Kosinüse c dedim. C eksi sekantı Mert hoca 1 bölü s olarak almıştı. Bölü diyorum alt kısımda da kosekantı 1 bölü kosinüs olarak almıştı. Eksi s diyorum. Burası da bana cs eksi 1 bölü s ve burası da bana 1 eksi cs bölü c'yi verir. Ve böylelikle cs eksi 1 ile 1 eksi cs birbirini götürüp eksi 1 kaldığını görürsek ters çevirip çarptığımız takdirde eksi c bölü s gelir ki bu da eksi kotanjandır. Şimdi Mert Hoca bunu bulmuş. Ama yanlış bilgiyle bulmuş. Peki biz doğruyu uygulayarak bulmuş olsaydık acaba ne bulurduk? Bir de buna bakalım. Şimdi doğrusu ne? Doğrusu bu ve bu. Şimdi o zaman ben diyorum ki Kosinüs dediğimiz şey c, sekant dediğimiz şey 1 bölü c bölü kosekant dediğimiz 1 bölü s eksi s. Doğrusu bu. c kare eksi 1 hemen yazdım. c kare eksi 1 bölü c bölü burası da 1 eksi s kare bölü s olacak. Şimdi c kare eksi 1 eksi parantezinde 1 eksi c karedir. 1 eksi c kare de s karedir. Dolayısıyla eksi sinüs kare bölü alt kısımda bir tane c'miz var çarpı diyorum ters çevirdim. S bölü 1 eksi s kare de bana c kareyi verir. O halde üst taraf eksi s küp bölü c küp olur. E bu da eksi tanjant küp x'tir arkadaşlar. Şimdi Mert hocanın bulduğu sonuç bu eksi kotanjant x. Aslında olması gereken sonuç eksi tan küp x. İkisinin birbirine oranı soruluyor. Hangisinin hangisine oranı soruluyordu? Mert hocanın ilk cevabının ikinci cevabına oranı. Yani eksi kotanjant x'in eksi c bölü s'nin eksi s küp bölü c küpe oranı sorulmuş. Eksiler gider ters çevirip çarparsam c üzeri 4 bölü s üzeri 4 gelir. Ki bu da bana kotanjant üzeri 4 x'i verirse arkadaşlarım cevabımız bu olacaktı diyebiliriz. Evet 26. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz 27. sayfayla 24. örnekle. 2 sin x eksi 3 cos x eşittir kök 6 eşitliği veriliyor. Çok güzel bir soru. Buna göre tan kare x artı 6 tan x ifadesinin değeri soruluyor gençler bize. Şimdi öncelikle <laughs> öncelikle şöyle bir şeyler yapalım sizde. Ben diyorum ki tan kareyi falan elde edebilmek için bir kere sin kare kos kare lazım. Değil mi? O halde ben her iki tarafın bir güzel karesini alayım. Yani şöyle göstereyim. Bu tarafın da karesini alacağım ve bu tarafında karesini alacağım. Şimdi sol tarafın karesini almaya başlarsam 4 sin kare x eksi 12 çarpı sin x cos x gelir. Daha sonrasında artı 9 tane cos kare x'imiz olur eşittir. Kök altının karesi de 6'dır değil mi? Şimdi ben sin kare x artı cos kare x'in ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. O zaman bunu 6 ile çarparsam 6 neye eşit olmuş olur? 6 sin kare x artı 6 cos kare x'e eşit olmuş olur mu? Olur. O zaman ben burayı 6'yı gördüğüm yere 6 sin kare x artı 6 cos kare x yazarım. Bunu yazdıktan sonra da şimdi bak burada ne var? 9 cos kare x var. Şunu bunun yanına atarsan ne olur? 3 tane cos kare x gelmiş olur. Daha sonrasında Devam edelim yazmaya. 12 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x dedim. Ve şunu da bunun yanına gönderecek olursam burası ne gelir? Eksi 2 çarpı sin kare x gelir. Eşittir ne oldu? Sıfır oldu. Şimdi bizim elimizde böyle bir ifade var. Peki şu an ne yapılabilir? Tanjant x'i bulabilmek adına ne yapabiliriz? Ya da tanjant x'i bulmadan da bu soru gelir mi? Şimdi tanjantı bulalım ya. Bulalım bulalım. Nasıl bulurum? Şöyle yapalım. Mesela ben e, bunu kos kareye bölsem. Hatta tamamını kos kareye bölelim diyelim. Tamamını kos kareye bölersem arkadaşlar. Sağ, sağ, taraf ne olur? Yine sıfır olur değil mi? Sonrasında sıfır bölü kos kare dedim. Yine sıfır gelecek. Şimdi burada 3 kos kare x'i kos kare x'e bölersem 3 gelir. 12 sin x çarpı kos x'i kos kare x'e bölersem. Şuradaki bir tane kosinüs de buradaki kosinüs gider. Eksi 12 ta çarpı tanjant x gelir. Ve daha sonrasında eksi 2 sin kareyi kos kareye bölersem eksi 2 tan kare x gelir eşittir 0 dedim. Ve bunların alayını sağ tarafa toplarsam 2 çarpı tan kare x artı 12 tane tanjant x eksi 3 eşittir 0'ı yakalarız. Çok güzel. Benden bu istenmişti değil mi? Şu eksi 3'ü bir karşıya gönderirsem 2 çarpı tan kare x artı 12 tane tanjant x eşittir 3 olur. Şimdi denklemin tamamını 2'ye bölün arkadaşlar. Tan kare x artı 6 tane tanjant x ki bu bize sorulandır eşittir. 3 bölü 2'nin ta kendisi olur. Yani cevabımız 3 bölü 2'ymiş sevgili gençler. Güzel soruydu. Devam edelim. 25. örneğimizde alt tarafta. Şimdi soru uzun bir soru. Ekrana da şu şekilde sığdıralım. Erge diye bir arkadaşımız var. Yukarıdaki verilen soruyu çözerken aşağıdaki adımları uyguluyor. Birinci adımda. Şimdi yukarıdaki sorumuza bir bakalım. Sin x bölü cos x eksi 1 eksi cot x bölü cosecant kare x demiş. Öncelikle cosecant kare x demek 1 bölü sin karedir. Ki bunu da bu şekilde yazmış. Aynı zamanda cotanjant x de cos x bölü sin x olarak yazmış. Sol tarafa dokunmamış şu kısma. Birinci adımda herhangi bir hata ben görmedim. İkinci adımda da şurayı kosinüs x artı 1 ile genişletirken burayı da sevgili arkadaşlar sinüs x de genişletmiş. Şimdi amaç ne? Kos kare x eksi 1 elde etmek. Şununla şunu çarpıp kos kare x eksi 1 elde etmek. Ki düzgün dağıtmış mı ona da bakalım. Kos x ile sin x çarpmış sin x kos x bulmuş. Artı 1 ile x, x sin x çarpmış sin x, bulmuş. Alt kısım kos kare eksi 1 burada bir sıkıntı yok. Ve sin x kos x bölü sin kare x demiş. İçeride hiçbir sıkıntı yok. Burası zaten aynen kalmış. Peki buradaki amacı ne olabilir? Şu cos kare x eksi 1 var ya işte bunu sin kare cinsinden yazabilmek olabilir. İkinci adımda da sıkıntı yok. Üçüncü adıma bakıyorum. Sin x cos x artı sin x. Sin x çarpı cos x bölü sin kare. Şurayı da bölüyü de çarpım yapayım demiş sin kare yapayım demiş. Okey sıkıntı yok. Ama üçüncü adımda bir sıkıntı ben gördüm. Neresi hocam? Hocam sin kare ile cos karenin toplamı 1'dir. Ve böylelikle Sin kare x 1 eksi cos kare x'e eşittir. Cos kare x eksi 1'e değil. Cos kare x eksi 1 eksi sin kare olacaktı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 3. adımda bir hata var. Cevabımız 3. adım olacaktı. Alt kısımda soru yok ve devam ediyorum. 26. örnekler. x'ler 0 ile pi bölü 2 aralığında yani dar açı olmak üzere sin x ile cos x'in toplamı a olarak veriliyor. Tan x ile cot x'in toplamının a türünden eşiti soruluyor bize. Öncelikle tanjant x artı kotanjant x dediğimiz ifade tanjant x artı kotanjant x dediğimiz şey sinüs x bölü kosinüs x daha sonrasında artı kosinüs x bölü sinüs x'in ta kendisidir. Buradan arkadaşlar ben burayı sinüs x ile burayı da kosinüs x ile genişletecek olursam Üst taraf sin kare x artı kos kare x yapar ki kendileri birdir. Birazdan orayı bir diye değiştirelim tamam mı? Alt kısımda da sinüs x çarpı kosinüs x kaldığını görürüz. Üst taraf birdi. Dolayısıyla 1 bir bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Bizden istenen şey bu dedim. Peki ben sinüs kosinüsün çarpımını nasıl elde ederim? Şuradaki ifadenin şöyle her iki tarafın karesini alarak. Karesini aldığım takdirde sin kare x artı kos kare x artı ikinci ile birincinin çarpımının iki katı. Yani 2 sin x kos x diyelim biz oraya. 2 sin x kos x. Eşittir ne oldu? A'nın karesi olmuş oldu. Hocam şurası nedir peki? Burası 1'dir. Bu 1'i ben sağ tarafa gönderirsem. A kare eksi 1 eşittir. 2 çarpı sin x kos x olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm takdirde de a kare eksi 1 bölü 2 bize sin x çarpı kos x'i verir. Güzel. Şimdi burada getirip sin x çarpı cos x gördüğüm yere bunu yazabilirim. Yani 1 bölü a kare eksi 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsam 2 bölü a kare eksi 1 bize cevabın ta kendisini verir gençler. Böylelikle tan x artı x'in nesini bulduk? A cinsinden eşitini bulmuş olduk. Devam. 27. örnek. Güzel bir örnek. Dikkat edin hemen de fayda var. Hep bir abc ve abd birer dik üçgen olarak verilmiş. Bunlar birbirine diktir diye gösteriliyor ve ACB açısıyla DAC açısı şurasıyla şurası, şurası alfa olarak verilmiş sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı A olduğuna göre kos alfanın A türünden eşiti nedir? diye soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bunlara alanı bulurken dik kenarlara ihtiyacımız var. Çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Şimdi ben burada BC kenarına eğer 1 dersem Burası bak burası 1. Şurası alfa olduğundan burası alfa olduğundan alfanın karşısı 1 çarpı sinüs alfadan sinüs alfadır. Ve alfanın hemen komşusu da 1 çarpı kosinüs alfadan kosinüs alfadır. Şimdi burası alfayken ben şuraya izninle beta demek istiyorum. Alfa beta topladık 90. E beta şurası 90 demek ki şuradaki sarı üçgenin şuradaki açısı da alfa olacak. Şimdi sarı üçgenin Hipotenüsü sinüs alfa ise, alfa'nın karşısı sinüs alfa çarpı sinüs alfa'dan sin kare alfadır ve hemen komşusu da sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Sarı bölgenin alanının mavi bölgenin, sarı bölgenin alanının e, mavi bölgenin alanına oranı alfa olduğunu söylemişti, değil mi? E şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Sarı bölgenin alanı sin küp alfa çarpı kos alfadır. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir de bölü 2'miz var. Şimdi bu sarı bölgenin alanı. Mavi bölgenin alanını ben nasıl bulurum? Onu da şöyle yaparız bak. Taban sin alfa yükseklik kos alfa. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Bu büyük üçgen. Mavi bölgenin alanını bulmak için sarı bölgenin alanını çıkaracağım. Yani sin küp alfa çarpı kos alfa bölü, şurası alfa, bölü 2 oldu. Eşittir. Bu neymiş? A'ymış. E, tamam. Şimdi ben üst tarafta sin küp, şu ikilerin her birini götüreceğim önce. Tamam, nasıl olsa payda da gittiler. Sin küp alfa çarpı kosinüs alfa bölü diyorum. Şöyle bölü dedim. Alt kısma geldim şimdi. Sin alfa çarpı kos alfa parantezini alabilirim ben burayı. Sin alfa çarpı kos alfa parantezinde burada 1 kaldı. Şurada sin kare alfa kaldı değil mi? Şimdi 1 eksi sin kare alfa yaz, yazmayacağım da ben oraya direkt kos kare alfa yazacağım. Çünkü zaten aynı şey çarpı kos kare alfa dedim. Daha sonrasında şuradaki kosinüs alfa ile kosinüs alfa gitti mi gitti. Şuradaki sinüs alfayla şuradaki bir tane sinüs alfa gitti. Burada kare kaldı mı kaldı. Sin kare alfayı kos kare alfaya böldüm. Ne geldi? Tan kare alfa geldi. Bu da neymiş? A'ymış. Şimdi bak güzel kardeşim. Hemen bir tane üçgen çizeceğim. Çünkü tan kare alfayı bulduk ya artık kosinüs alfayı bulabiliriz. Ve şuraya da alfa dedim. Tan kare alfa A ise tan alfa nedir? Tabii ki kök A'dır. Tan alfa kök A ise burası kök A'dır. Burası 1'dir. Kök, A, kök A bölü 1. Burası da nedir? 1'in karesi 1, kök A'nın karesi A ve bunun kare köküdür. Bizden kosinüs alfa istenmişti dikkat ettiysen kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü kök içerisinde a artı 1 diyebilirim. O halde benim cevabım bu olacaktı dedim sevgili gençler. Evet devam ediyorum 28. sayfamla 28. sayfada 28. örnek Oo baya güzel denk geldi. X kare eksi mx artı 1 eşit 0 denkleminin köklerinden birisi tan alfadır. Tan kare alfa artı kot kare alfanın m türünden eşiti sorulmuş bize. Şimdi öncelikle benim köklerimden birisi tan alfaymış. Bak unutma burayı. Köklerden birisi tan alfa. Bu ikinci dereceden bir denklem. Ve sonrasında diyorum ki eğer benim köklerimden birisi tanjant alfa ise diğer kökede x2 diyelim. Tamam mı? Kökler çarpımı bize neyi verir? C bölü a'dan 1'i verir. Ben tan alfayla neyi çarparsam 1'i bulurum? Tabii ki kot alfayı. Yani benim diğer köküm neymiş? kotanjant alfaymış. E şimdi burada ne diyor? Tan kare alfa artı kot kare alfa derken tan kare alfa artı kot kare alfa yani köklerin kareleri toplamının m türünden eşitini soruyor bana. E şimdi madem benim bir köküm tan alfa diğer köküm de kot alfa ben buradan kökler toplamını bulamaz mıyım? Bulurum. Kökler toplamımız eksi b bölü a yardımıyla m gelir. Ben tan kare alfa artı kot kare alfaya ihtiyacım olduğu için bunun karesini alırım. Böylelikle birincinin karesi artı ikincinin karesi ve daha sonrasında artı iki çarpı birinci çarpı ikinci dedim. Ve bu da neye eşit oldu? M karenin kendisine. E güzel kardeşim tan alfa çarpı kot alfa kaçtı? Birdi. O halde şu kısım 2'dir. Bu ikiyi karşıya gönderirsem eğer tan kare alfa ile kot kare alfanın toplamı karşımıza çıkmış olur. Bu da m kare eksi 2 yapar arkadaşlar. Cevabımız buydu. Devam ediyorum. 29. örnekte şöyle birazcık uzaklaşalım. Biraz fazla uzaklaştık. Heh. Şimdi yukarıda verilen birim çemberde PO doğrusunun x ekseniyle yaptığı açı alfadır diyor. Şurası. TYT alfa POA üçgeninin alanı olarak verilmiş bize. Şuradaki üçgenin alanı. AYT alfa da POB üçgeninin alanı yalnız alfaya bağlı alan olacak ona dikkat et. Fonksiyonları tanımlanıyor ve TYT alfa ile AYT alfanın çarpımı 3 bölü 25 olduğuna göre TYT alfa artı AYT alfa değeri kaçtır diye sormuş. Yani bu iki üçgenin alanlarının toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şu TYT alfa dediğim şeyi kısmen çıkarabiliriz. Nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Şu şekilde. Eğer ki ben şunu tutup bu diki indirirsem tamam mı? Bu dikin uzunluğunun sen sinüs alfa olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Taban kaç burada? Yarı çapı olduğu için tabanda 1. O halde T, Y, T alfa dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani sinüs alfa bölü 2'dir. Şimdi geldim AYT alfa kısmına. Eğer ki ben şunu tutup şuradan şöyle çekersem tamam mı? Şuradaki uzunluk bize kosinüs alfayı verir. Bak buraya k dedim. Pk uzunluğu kosinüs alfayı verir. E şurası da taban olsun. Taban ne yarı çap o da 1. O zaman ayet alfa dediğimiz şey eşittir. Kosinüs alfa bölü 2'dir. Şimdi ben bu bilgiler ışığında Tt alfa ile ayet alfanın çarpımının 3 bölü 25 olduğunu biliyormuşum. Yani sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2'nin ne olduğunu biliyormuşuz? 3 bölü 25. O halde sinüs alfa ile kosinüs alfanın çarpımı şurası 4 yapar ya karşıya gönderdim 12 bölü 25 geldi. Şimdi t-t alfa ile ayet alfanın toplamı soruluyor. Yani sinüs alfa artı kosinüs alfa bölü 2'nin cevabı nedir diye soruluyor bana. Şimdi ben bu cevabı merak ediyorsam şöyle yaparım. Bana sorulan sorunun cevabına A olsun diyelim ve A kareyi hesaplayalım. Yani her iki tarafın karesini alalım. Böylelikle sin kare alfa artı kos kare alfa artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa gelir buranın karesi. Alt kısmın karesi de nedir? Tabii ki 4'tür. 2'nin karesi. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı kaçtır arkadaşlar şurası? Tabii ki 1 yapar. Sin alfa ile kos alfanın çarpımını da 12 bölü 25 buldum. 2 ile çarparsam 24 bölü 25 bulurum şu kısmı. 1 artı 24 bölü 25 bize 49 bölü 25'i verirken tabi bir de bölü 4'ümüz var. Bu a kareydi. Bu da bize 49 bölü 100'ü verir. Ters çevirip çarptığımız takdirde biz 4'ü. A kare buysa A nedir? Tabii ki 7 bölü 10'dur arkadaşlar. Bizden ne isteniyordu? Buna A demiştik. A isteniyordu. Demek ki cevabımız 7 bölü 10 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 30'la. 30. örnek pi bölü 2 küçüktür x o da küçüktür pi. Kaçıncı bölge burası? Tabii ki ikinci bölge. Değil mi? İkinci bölgenin hemen şöyle özelliğini falan düşün. Sadece sinüs pozitif burada. Diğerlerinin hepsi negatif. Peki Şimdi m sayısı verilmiş. 1 eksi cos x bölü 1 eksi sekant demiş ve buna göre 1 artı sin x bölü 1 artı cos x ifadesinin m türünden eşit sorulmuş. Tamam yaparız. Şöyle yapalım. İçerisinde ilgileniyorum şu an. Sadece 1 eksi cos x bölü burası 1 eksi sekant x 1 eksi 1 bölü cos x olur. Bu da bize şununla şunu çarptım şunu çıkardım. Böylelikle 1 eksi cos x bölü alt kısımda da kosinüs x eksi 1 bölü kosinüs x'i verir. Şimdi şunla şu birbirini götürürse eksi 1 kalır onu unutma. Bunu da ters çevirip çarparsam eksi kosinüs x olur burası. Demek ki içerisi buymuş. Yani m eşitmiş? Karekök içerisinde eksi kosinüs x'e eşitmiş. Hocam içerisi negatif olabilir mi ya? Nasıl oldu öyle diye sorma. Sorarsan da şöyle anlatayım ben sana. İkinci bölgede kosinüs negatifti ya. Negatifle negatifi çarpınca zaten Orası negatif değilmiş pozitifmiş. Pekala m'yi bulduk. Kosinüse bağlayalım bari bunu hazır geri gelmişken. Karesini aldım. M kare eşittir ne olur? Mutlak değer içerisinde eksi kosinüs x olur. Ve e, bunu mutlak değerden kurtarmak istersem de içerisi zaten pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Eksi kosinüs x olur. Yani m kare eşittir eksi kosinüs x'tir derim. Bu cepte bu bir kalsın. Altta bize sorduğu bir ifade vardı. Orası da şurası. Hemen burada onu yazalım. 1 artı sinüs x bölü. 1 artı 1 bölü sinüs x yazıyorum buna da. Kosekant x'e de. Şimdi şununla şunu çarptım. 1'i ekledim. Üst taraf 1 artı sinüs x'ti. Alt tarafta arkadaşlar sinüs x artı 1 bölü sinüs x'tir. Şimdi şununla şunun gittiğini görüyorsun. Ters çevirip çarparsan bu da bize sinüs x'i verir. Demek ki içerisi neymiş? Sinüs x'miş. O halde bizden neyi iste, istiyor? Karekök içerisinde sinüs x'in e, karekök içerisinde sinüs x'in karekök içerisinde eksi cos x cinsinden eşiti isteniyor. Peki şimdi ben bize sorduğu değere de buna da ne diyeyim o halde? Ne olsun bu da? Şimdi gençler sinüsle kosinüsü nasıl birleştirebilirim? Bak şöyle ise m kare eksi cos x ise m üzeri 4 cos kare x'tir. Doğru mu? Doğru. Şimdi m üzeri 4 eşittir cos kare x dedim. Sonra n sinüs x ise bir kere n kare sin x'tir ve n üzeri 4 de sin kare x'tir. Sin kare x dedim. Şimdi bak n üzeri 4 olduğunu biliyorum bunun da. Bu da sin kare x'ti. Arkadaşlar ben bu ikisini toplarsam sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 değil mi? O halde m üzeri 4 ile N üzeri 4'ün toplamda bize neyi verir? 1'i. O halde N üzeri 4 eşittir. 1 eksi M üzeri 4 yapmaz mı? Yapar. Ve gençler. Eğer ki N üzeri 4 buysa. N dediğimiz değer. 4. dereceden kök içerisinde. 1 eksi M üzeri 4'tür tür derim. Veyahut bunun eksilisi de olabilir tabi. Eksi. Karekök içerisinde. Nedir arkadaşlarım? 1 eksi m üzeri 4'ün karekökü olur diyebilirim. Şimdi n dediğimiz şey, n dediğimiz şey buydu değil mi? Bize bu sorulmuştu. Bu sorulmuştu. Şimdi burası soruluyorsa eğer, burası soruluyorsa zaten kareköklü ifadenin sonucu pozitiftir, değil mi? Eksi koyarsam negatif bir şey bulmuş olurum. O halde e, biz ne deriz arkadaşlar? Ne sayısı negatif olamayacağı için şurası negatif de olamaz. Yani şunu eleyebiliriz. Cevabımız dördüncü dereceden kök içerisinde bir eksi mevzuları dört olacaktı deriz gençler. Devam edelim. 31 örnekle. Neymiş bakalım. Ne diyor? Aşağıda birer kenarları çakışık olan benzer iki dik üçgen gösterilmiş. Tamam eyvallah. AB'nin AB'nin BD'ye DB'ye oranı bunun buna oranı AC'nin şunun Nereye oranı CB'ye oranı. Şurası. Hmm. Şöyle gösterirsem bir şeyler daha net anlaşılır. Tamam, güzel. Şimdi olay şu bak. Bu üçgende şunun şuna oranı bu üçgende de bunun buna oranına eşitse bak dik kenarlar bunlar. Ha. hipotenüs falan değil. O zaman burada benzerlik vardır diyebilirim ha. Nasıl bir benzerlik? Burası alfaysa bak alfa'nın karşısı alfa'nın karşısı değil mi? O zaman ben şuraya alfa dersem alfanın karşısı bak alfanın komşusu bak alfanın komşusu mis mavi mavi kırmızı kırmızı o halde burayı sileyim ben ve yanlış yerlere gittik şu an sileyim derken delete'e basarken yanlışlıkla sanırım end'e bastım pdf'in en son sayfasına gittim kusura bakmayın burada bir kopukluk oldu. Şimdi şöyle yapalım ee, burası alfa ise artık burası alfadır diyebilirim değil mi çok güzel. Şimdi ben şuraya 1 dedim güzel kardeşim. Burası 1 olsun. Burası 1 ise eğer, bak burası 1 ise alfanın karşısı sinüs alfa olur. Alfanın komşusu kosinüs alfa olur. Şimdi geldim sarı üçgene. Sarı üçgende hipotenüs sinüs alfa. O zaman alfanın karşısı sin alfa çarpı sin alfadan sin kare alfadır. Alfanın komşusu da sin alfa çarpı kos alfadır. Çok güzel. Şimdi sarı bölgenin alanı A1'miş. A1'i hemen bulalım güzel kardeşim. Şunla şunu çarpıp 2'ye bölerim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani sin küp alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2. A2'yi de hemen bulalım. A2 de sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Soru bitti. Bunların oranı sorulmuş A1 bölü A2. O zaman ben de bunları oranlarım. 2'ler gitti cos alfalar gitti sin alfalardan bir tanesi gitti burada iki kaldı cevap neymiş sin kare alfaymış hayırlı uğurlu olsun vatana millete güzel soruydu devam ediyorum hemen 32. sayfayla 32. soruyla kusura bakmayın yani 29. sayfadayız f tan x artı cot x neymiş sin x çarpı cos x eksi 1 bölü sin x çarpı cos x eksi 2 buna göre diyor F içerisinde F sinüs x eşittir 3 bölü 5 olduğuna göre kosinüs x'in pozitif değeri soruluyor bize. Güzel vallahi iyi. Şimdi tan x ile kot x'in toplamı derken f'in içerisinde ne yazacak? O zaman şöyle diyebilir miyim ben? F'in içini düzenleyeceğim. Sin x bölü kos x ile aslında bakarsan kosinüs x bölü sinüs x'in toplamı var değil mi içeride? İçerisi buysa diyoruz. E ben burayı sinüs x de burayı kosinüs x ile şimdi genişletecek olursam üst taraf sin kare x artı kos kare x'den 1 gelir. Alt tarafta da sin x çarpı kos x'imiz var. Tamam. Şimdi bak iyi dinle. F'in içerisine F'in içerisine 1 bölü sin x çarpı kos x yazıldığı takdirde bu neye eşit oluyormuş? Sin x çarpı kos x. Şimdi bir dakika içeride bu varken dışarıya nasıl yansımış bu çarpımsal tersi mi? He. Yani bunu ters çevirmiş yazmış sonra bir çıkarmış sonra bunu ters çevirmiş yazmış yine ve sonra iki çıkarmış. E şimdi güzel kardeşim f içerisinde f sin x demiş ya f'in içerisinde aslında şöyle f sin x mi var? Aynen ben sinüsü ters çevireydim o zaman 1 bölü sinüs. 1 bölü sinüs x eksi 1 bölü 1 bölü sinüs x eksi 2 olmaz mıydı burası? Olurdu. Ve bunu da diğer f'in içerisine yazacağım. Sonuç 3 bölü 5 gelecek. Çok güzel. Şimdi ben biraz düzenleyeyim o zaman. Şu f'in içini biraz düzenleyelim. 1 eksi sin x 1 eksi sinüs x bölü sinüs x bölü burası da Burası da 1 eksi 2 sinüs x bölü sinüs x gelir. Ve dikkat ettiysen sinüs x'ler gider. Aslında f'in içi neymiş? 1 eksi sinüs x bölü 1 eksi 2 çarpı sinüs x'miş. Şimdi f'in içinde bu yazıyor. f 1 eksi sinüs x bölü 1 eksi 2 sinüs x oldu. Burası bu normalde neye eşit? Hemen Hemen ne yapacağız? Bak burası ters çevrilip buraya ters çevirip buraya yazıyor. Yani ben ters çeviririm bunu. 1 eksi 2 çarpı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x bölü ee, daha sonrasında eksi 1'imiz var. Bölü yine 1 2 çarpı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x ve eksi 2'imiz var. Yani şunu ters çevirdim. Bunu ters çevirdim. Buraya ve buraya yazdım. Aynı şekilde kuralı uyguladım. 1 çıkardım, 2 çıkardım. Ve bu ifade neye eşitmiş arkadaşlar? 3 bölü 5'e. Şimdi burayla biraz oynayalım. 1 eksi 2 çarpı sinüs x. Bak burada eksi vardı. Eksi 1 eksi sinüs x diyeceğim. Yani artı sinüs x eksi 1 gelecek. Ve bölü 1 eksi sinüs x diyeceğim. Bölü alt kısımda ne var? Bundan bunu çıkaracağım. Yani şunun eksi 2 katını bundan çıkaracağım. 1 eksi 2 çarpı sinüs x. Bunun eksi 2 katı olacak burası da. Yani eksi 2 artı 2 çarpı sinüs x olacak. Paydada da ne var? 1 eksi sinüs x var. Çok güzel. Şimdi ben burada 1 eksi sin x'leri götürdüm. Üst tarafı düzenliyorum. Eksi 1 ile artı 1 gitti. E, ee, sin x'ten de 2 sin x'i çıkardım. Eksi sinüs x geldi burası. Bölü alt kısımda da Artı 2 sin x de eksi 2 sin x gitti. 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1 geldi. Eksiler gitti. Sinüs mü kaldı? Sinüs x neymiş güzel kardeşim? Sinüs x 3 bölü 5'miş. Kosinüs x'in pozitif değeri kaçtır diye soruluyor. Sinüs, 3 bölü 5 ise çizdim hemen üçgeni. Şuraya x dedim. Burası 3'müş. Burası 5'miş. Burası 4 olur. Kosinüs x 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. Evet 32. sorumuzu çözdük. Ve devam ediyoruz arkadaşlarım. Kaçla? 33'le. Şöyle biraz soruyu uzaklaştıralım. Evet. PDF'in boyutundan bilmiyorum. Böyle sayfalarda takılmalar oluyor. Size yansıyor mu onu da bilmiyorum. Ama böyle hareket ettirirken normalde yağ gibi akması gerekirken. Yani şöyle akması gerekirken bazen takılmalar oluyor. İlginç. Evet. 33. örneğimizdeyiz. Eee, klas bir örnek gençler. Dikkatli dinlemenizde fayda var ben size bu kadarını söyleyeyim. Harbiden klas bir örnek. Yani e, hatta bunun için, bu soru için şöyle bir şey yapalım. Sadece bu soru için değil, bu kitap için sevgili gençler. Yani ciddi anlamda büyük emek sarf edilmiş. E, ciddi anlamda güzel bir kitap. Yani mesela trigonometrik özdeşlik işliyoruz değil mi sadece? Sadece ama sadece trigonometrik özdeşlik işliyoruz. Ama özdeşlik de kalmıyor. Sana matematiğin her yerinden bir kazanım kazandırıyor. Yani mesela sadece şu örneği bile adam akıllı bir şekilde anlamak demek, sadece bu örneği adam akıllı biçimde anlamak demek bize çok fazla şey katıyor. Dolayısıyla gençler kıymetini bilelim. Lütfen kıymetini bilelim. Trigonometride eğer çok iyi adımlar atmak istiyorsan, emin adımlarla ilerlemek istiyorsan ve sağlam temeller üzerine oturtmak istiyorsan kız tıpkı orada yazdığı gibi artı 4 net istiyorsan arkadaşım trigonometrede artı 4 netin de çok ötesine geçmek istiyorsan takip etmelisin dinlemelisin bu kitaptan ilerlemelisin tamam şimdi şöyle artık yapalım ve bakalım örneğimize ee, olay şu şu sarı bölgeler eş üçgen oluyor zaten. Şunları eş dik üçgen olarak vermiş. Burada da bir F harfinin yazılacağı bir logo tasarımı yapılıyor. Bir üçgen var. Bu mavi üçgenin alanının, sarı üçgenlerin alanları toplamına oranı soruluyor bize. Bunun için de gençler hemen şöyle ekranımızı büyütelim. Biraz ince eşilik yapacağız sizlerle birlikte. Kenan hocanız yüksek ihtimalle geometri tarzında çözecektir. Ben size Trigo tarzında çözeceğim. Bir matematikçi gibi çözeceğim. Umarım başarılı olur. Yani bilmiyorum. O yüksek ihtimal daha kısa çözmüştür diye tahmin ediyorum ama bakalım. Şimdi gençler. Öncelikle ben şöyle başladım soruya. Bana bu alfa derecelik açı için bir dik üçgen lazım dedim. Ve bu dikliği de ilk defa çözdüğüm bir soruydu. Ve ilk Dikimi de buradan çektim ki geldi çok şükür. Ee, gelmeseydi bayağı kafayı yedirtirdi çünkü bu soru bana. Şimdi ben şuranın 45 olduğunu biliyorum güzel kardeşim. Buranın da 45 olduğunu biliyorum. O zaman şurası kaçtır? Tabii ki 1'dir. Yani 1'dir derken ben 1 vereceğim. Neden 1? Çünkü kesin bir sayılarla uğraşmak istemiyorum. Burası 1. Burası da 1 olur mu? 45, 45, 90 evet. O zaman şurası kaç olur? Hipotenüs kök 2 olur değil mi? Şimdi güzel kardeşim bak. Şuradaki üçgene odaklan hemen. Hemen şuradaki üçgene odaklan. Bak şuradaki minik üçgen var ya dik üçgen. Bu dik üçgenin şurası alfaymış zaten. Şimdi ben şuradaki kenarını bunu nasıl bulurum? Bu üçgenin kotanjantını hesapla. Şuradaki açının kotanjantını. Kotanjant alfa eşittir. Komşusu yani şurası bölü bir. O zaman burası nedir? Kotanjant alfanın ta kendisi. Yani ben artık ben artık şu kısım var ya oraya kotanjant alfa diyeceğim. işte tam olarak şurası. Burası kotanjant alfa. Şimdi iyi dinle beni. Şuradaki üçgene odaklanmanı istiyorum. Büyük dik üçgen var ya buraya odaklanmanı istiyorum. Burada tanjantı hesaplayabilir misin lütfen? Şuraya bir soru işareti diyelim. Soru işaretini ben eğer şuradaki 1 artı kot alfaya bölecek olursam 1 artı kot alfaya bölersem bana neyi verir? Tanjant alfayı. Şimdi soru işareti için ben şunları alıp şunu da çarparsam tan alfa artı tan alfa çarpı kot alfadan 1 yapmaz mı yapar. Demek ki bak burası neymiş? Tan alfa artı 1'miş. Hemen yazdım. Tanjant alfa artı 1 yazdım. Şimdi gel gelelim şuna. Biz şu an neyi bulduk biliyor musun aslında? Bu karenin bir kenarını bulduk. Karenin bir kenarını biliyorsam köşegen uzunluğunu kök 2 ile çarparak tabii ki bulabilirim. Madem öyle köşegen uzunluğum ne olur benim? Kök 2 çarpı tan alfa artı kök 2 olur. Bu köşegen uzunluğu. Hemen belirtelim buraya. Şimdi köşegenimiz neresi? A olsun. Şurası da B olsun. AB uzunluğunu buldum ben. E hocam şurası kök 2 idi değil mi? Evet. O zaman burası da kök 2 olmaz mı? Vallahi olur ve güzel kardeşim. Hemen yazalım. Şimdi kök 2 tan alfa artı kök 2'den kök 2 tan alfa artı kök 2'den ben 2 tane kök 2'yi çıkarırsam kök 2 tan alfa eksi kök 2 kalır mı kalır. Bak orası da neresi biliyor musun? İşte burası kök 2 tan alfa eksi kök 2 olmuş oldu. Şimdi bak ben bunu şu şekilde çekersem bu bir köşegen değil mi? Karenin köşegenleri birbirini nasıl keser? Dik keser. Ayrıca birbirini ortalarda. O halde ben şunu şöyle çekersem bu da yarım köşegen olur mu? Olur. Hatta burası da nedir? Dik keser demiştik dik olur. Şimdi yarım köşegen olduğu için ve köşegenin uzunluğu işte şurası olduğu için ben derim ki bunu 2'ye böldüğüm takdirde yani kök 2 tan alfa artı kök 2'yi 2'ye bölersem bu da bana yarım köşegeni verir. Ayrı zamanda bu mavi üçgenin de bir dikini vermiş olur. Dikmesini vermiş oldu. E tabanı ne bunun? Kök 2 tan alfa eksi kök 2. E, çok güzel. Mavi bölgenin alanı hayırlı uğurlu olsun. Kök 2 tan alfa artı kök 2. Bölü 2 yükseklik çarpı taban kök 2 tan alfa eksi kök 2'dir hocam. Bununla bunu çarpıp 1 2'ye bölersem o halde neyi bulmuş olurum? Mavi bölgenin alanını bulmuş olurum. Hadi biraz düzenleyelim biz burayı. Kök 2 tan alfa artı kök 2 ile kök 2 tan alfa eksi kök 2 2 kare farkı gibidir. Hatta odur. Ve birbirinin eşleniği gibi olduğu için de hemen şunun karesi 2 tan kare alfa daha sonrasında eksi kök 2'nin karesi 2 gelir. Bölü 2 bölü 2 var bölü 4 yazacağım. Ve ben bunları 2 ile sadeleştirirsem tan kare alfa eksi 1 bölü 2'nin ta kendisini bulmuş olurum. Bu mavi bölgenin alanı. Burası mavi bölge. Peki sarı bölgenin alanı o daha kolay. Bak taban şurası 1 artı kot alfa. Daha kolay dedim ya. Yükseklik ne? E hocam 1. E bunlar hocam 2 tane var. Bir burada var bir de burada var. O zaman bölü 2. Şimdi 1 artı kot alfa bölü 2 dedik ya buraya da. E ben bunu 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2 tane olduğu için 1 artı kot alfa bana direkt alanı verecek. 1 artı kot alfayı da ben 1 bölü e, tan alfa diye yazabilir miyim ben şu kot alfayı? Evet. O zaman burası ne gelir? Tan alfa artı 1 bölü tan alfanın ta kendisi gelir. Şimdi bu sarı bölgenin alanları toplamı. Şurası da mavi bölgenin alanı. Tan kare alfa eksi 1'i ben tan alfa artı 1 çarpı tan alfa eksi 1 diye yazarım. Bölü 2'yi unutmayın. Çarpı Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bölü diyeceğim. Tan alfa artı 1 bölü tan alfa yapacağım değil mi? Ters çevirip çarpsak ne olur gençler burada? Ya da hiç uğraşmayalım gösterelim. Daha doğrusu uğraşalım yani anlayın diye uğraşalım. Şu ikiyi buradan sileyim şöyle ortalayın biraz düzgün görünsün. Bölü bölü. Ee, sarı üçgenlerin alanları toplamı tan alfa artı 1 bölü tan alfaydı. Değil mi? Şimdi şu tan alfayı alıp söküp ben şuraya atabilirim. Ters çevirip çarpacağım için. Bu buradan gitti artık. Burada da ne var? Tan alfa artı 1 var. Tan alfa artı 1 var. Gittiler. Bunu da içeri dağıtırsam. Tan kare alfa eksi tan alfa bölü 2 olur. Bölü 2. İşte bu bizim cevabımızdır arkadaşlar. Uzaklaşalım. Şunu alayım ben şuradan da. Ekranı uzaklaştırınca görünmez biliyor musun? Bunu aldım. Şöyle uzaklaşalım şıkkımıza bakalım. Neredeymiş? Tan kare alfa eksi tan alfa bölü 2. O da ne yapar? Ben yapıştırayım da sen şimdi görmüyorsun değil mi ne yaptığımızı? Şöyle yapalım. Ee, şuraya koyalım. Tan kare alfa eksi tan alfa bölü 2. O da B seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Göründüğü üzere. Evet. Güzel soruydu. Hoş soruydu. Ben beğendim. Yazanların ellerine kollarına sağlık. Ee, Allah razı olsun. Ee, şimdiye kadar öğretmenlik hayatım boyunca buna benzer örnekler gördüm. Daha zorlarını da gördüm eyvallah ama bu da güzeldi yani. Teşekkürler yazanlara. Evet devam gençler. Neredeyiz? Nottayız. Trigonometrik bir ifadenin değeri verilip başka bir ifadenin değeri istenildiğinde tan x çarpı kot x 1 veya sin kare x artı kos kare x eşittir 1 özdeşliklerinden yararlanırız. Tamam mı? Şimdi iyi dinle. A kare artı b kare A küp artı B küp. A küp eksi B küp. Bunlar hatırlatma. Şimdi A kare artı B kareyi eğer toplamları A artı B ve A artı B'nin toplamına T diyelim. A kere B'nin çarpımına da Ç diyelim. Bu ne olur biliyor musun? Aslına bakarsan A artı B'nin karesinden iki tane A, B çıkarmaktır ya. Yani ben bunu nasıl yazarım o zaman? T kare eksi 2 Ç biçimde yazabilirim. A küp artı B küp. Aslında bu nedir? A artı B çarpı daha sonrasında a kare eksi a b artı b karedir. Tamam mı? a kare artı b kareyi bak nereden buldun? Aha da buradan buldun. a artı b zaten t idi. a kere b zaten ç idi. Bu şekilde bulacaksın. a küp eksi b küp de aynı mantıkla. a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare yazarız. a eksi b'yi nereden bulurum hocam? Karesini alırsan a kare eksi 2 a b artı b kare eşittir. a eksi b'nin karesi yani. A, B'yi zaten biliyorsun burası Ç'ydi. A kare artı B kareydi. Az önce şuradan nasıl hesaplaman gerektiğini gösterdim. Yani bunların içerisinden her türlü işlemi bulabilirsin. O örnek 34'e bir bakalım. Sin x artı cos x'i vermiş mesela. Şimdi ne, de ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksın. Buna göre aşağıdaki ifadelerin alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi sin x çarpı cos x'i ben nasıl bulurum? Hemen her iki tarafın hop karesini alırım. Hop sin kare x artı ikincinin karesi cos kare x artı ikinci ile birincinin çarpımının iki katı. Yani şu şekilde mi? Tamam. Eşittir nedir? 9 bölü 25'tir değil mi? E şimdi hocam sin kare x artı cos kare x neydi? 1'di. Bunu karşı yazıp batırsam 2 çarpı sin x cos x ne olur? 25 bölü, e, 9 bölü 25'ten 25 bölü 25 çıkarırsan eksi 16 bölü 25 gelir. 2'ye böldüm 2'ye böldüm. Şu 8 mi geldi? Sin x çarpı cos x kaçmış? Eksi 8 bölü 25'miş. Sin x eksi cos x'i nasıl bulacağım? Hocam onun için de sin x eksi cos x'in karesini yani bize sorulan ifadeye ben a dedim. Şu an neyi buluyorum? a'nın karesini buluyorum. Eşittir. Sin kare x artı cos kare x eksi 2 sin x cos x. Şimdi bak güzel kardeşim. Sin kare x artı cos kare x neydi? 1. Sin x cos x'i az önce buldum. Eksi 8 bölü 25'ti. Eksi 2 ile çarparsam 16 bölü 25 gelir toplarsak sin x eksi kosinüs x'in karesi eşittir. 41 bölü 25 gelir. O halde sin x eksi kos x nedir? Karekökü kök içinde 41 bölü 5'tir. Ama artılı veya eksili tabii ki olabilir. Evet devam ediyorum 35'te. Sin x çarpı kos x'i vermiş. Tan kare x artı kot kare x soruluyor. Tan kare s kare bölü c karedir. Artı kot kare de sevgili arkadaşlarım c kare bölü s karedir. Şimdi ben burayı s kare ile burayı c kare ile genişletecek olursam eğer s üzeri 4 artı c üzeri 4 bölü s kare c kare yapar. Şimdi sc neymiş? sc 2 bölü 3. O zaman s kare c kare nedir? 4 bölü 9'dur. Yani şurası neymiş? 4 bölü 9'muş. Şimdi bana ne lazım? s üzeri 4 artı c üzeri 4. Bunu nereden bulurum? Şöyle bulursun bak. sin kare x artı cos kare x neydi güzel kardeşim? 1'di hocam. Al bunun karesini. Sin üzeri 4x artı kos üzeri 4x artı 2 çarpı s kare c kare mi? Aynen öyle. Peki s kare c kare neydi hocam? E, ee, 2 bölü 3'tü. 2 ile çarparsam 4 bölü 3 gelir. Da, pardon s kare c kare 4 bölü 9'du. s kare c kare 4 bölü 9'du. 2 ile çarparsam 8 bölü 9 gelir. E hocam şurası lazımdı bana. Eşittir. 1'in karesinden 1 olur mu? Olur. 8 bölü 9'u karşıya attım. S üzeri 4 artı C üzeri 4. Neyi verir bize? 1 bölü 9'u verir. Yani burası da neymiş? 1 bölü 9. O halde 1 9'u 4 bölü 9'a bölersem cevap 1 bölü 4 olur. Bu da bize cevabı verir gençler. Evet artık devam ediyoruz. Diğer sayfamızda 30. sayfamız bu da bu videodaki son sayfamız olacak arkadaşlarım. 36. sorumuzdayız. Şimdi tan x eksi kod x'in 3 olduğu bilgisi bize verilmiş arkadaşlar. E, aşağıdakilerin değerlerini bul diyor. E, bulalım. Şimdi tan kare x artı kod kare x'i bulmak için karesini alırım her iki tarafa. Böylelikle ne olur? Tan kare x artı kod kare x eksi 2 tan x kot x gelir karesini alırsam ki bu da 9 olur. Şimdi dikkat et şu tan x ile kot x'in çarpımı 1'di. O zaman burası eksi 2'dir. Eksi 2'yi 9'un yanına fırlatırsam artı 2 olur. Demek ki tan kare x artı kot kare x neymiş arkadaşlar? 9 artı 2'den 11'miş. Devam. Tan küp x eksi kot küp x isteniyor bizden. Ben bunu nasıl yazarım? Tan x eksi kot x parantezinde. Burası tan kare x artı tan x kot x. Tamam mı? ve artı kod kare x yazarım. Şimdi tan kare, kot kare x ile kod kare x'in toplamının 11 olması gerektiğini bulmuştuk bir üste. Tan kot x ile kod x'in çarpımı 1'di. Burası komple ne yaptı? 12 yaptı. Tan x eksi kod x lazım bize. O da zaten 3'tü. 3 kere 12 de bize 36'yı verir. Bu da 36'ymış arkadaşlarım. Ve bir alttakinde yani c'de de tan x artı kod x istenmiş. E ben bunun karesini alayım. Tan kare x artı kod kare x artı 2 tan x kot x yapar. Tan x x yapar. Bu da sevgili arkadaşlarım bize sorulan a olsun a kareyi buldurur. Şimdi tan kare x ile kot kare x'in toplamı 11'di. E şurası 1'di hocam. Demek ki burası 2. 11 ile 2'yi topladım. 13 yaptı. Demek ki a kare neymiş? 13'müş. O halde a kaçtır arkadaşlar? Kök 13 tür veya eksi kök 13'tür diyebiliriz. Evet. Devam edelim. 37 ile. Şimdi tan x artı kot x'i 4 diye vermiş ve tan kare x eksi kot kare x'in en büyük değeri soruluyor. Peki şimdi şu tan kare x eksi kot kare x dediğimiz şey aslında tan x eksi kot x çarpı tan x artı kot x'dir değil mi? Bunun maksimum değeri soruluyor. şimdi e, ben tan x artı kot x'in 4 olduğunu biliyorum. Güzel. Bana şu lazım. O halde ben burada tan x eksi x'i hesaplayabilmek için tan x artı kod x'in 4 olduğunu biliyorum ya al her iki tarafın karesini tan kare x artı kod kare x artı 2 tan x kot x yapar kendileri ve eşittir 16'dır. Bak şurası kaç? 1. Burası kaç? 2. 2'ye attım 16'ın yanına 14 geldi. Yani bak burası 14'müş. Buna ihtiyacım olduğu için hesapladım. Şimdi tan x eksi kod x'e ben Soru işareti diyeyim. Soru işaretinin de karesini alayım. Eşittir. Tan kare x artı kot kare x eksi 2 tan x kot x oldu burası da. Şimdi hocam şu kaçtı? Hocam bu 14. Şurası kaç? 1. Şurası kaç? 2. 14'ten 2'yi çıkardım. Ne geldi? 12 geldi. Şimdi demek ki soru işaretinin bana lazım olan şeyin karesi 12'ymiş. O zaman bana lazım olan şey ya kök 12'dir ya da eksi kök 12'dir. O halde tabii ki büyük değerini sorduğu için ben burayı kök 12 seçeceğim. 4 kere kök 12. Yani bu da 4 çarpı 2 kök 3. Yani 8 kök 3 bana cevap verir. En küçük değerini sormuş olsaydı eksi 8 kök 3 derdim. Bu minimum. Bu da maksimum değer arkadaşlar. Anlaştık. Peki çözdüm 37'yi geçtim 38'e. Sin x artı cos x 1 bölü 3'müş. Tan x artı cot x ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi tan x artı cot x dediğimiz şey s bölü c artı c bölü s değil mi? Çarp burayı s ile çarp burayı c ile ne yapar? s kare artı c kare bölü s c yapar. Üst taraf 1 zaten. Alt tarafta da sin x ile cos x'in çarpımı kaldı. Tamam mı? Güzel. Sin x çarpı cos x'i nereden bulurum hocam? Al karesini bulurum. Sin kare x artı cos kare x. Artı 2 sin x cos x. Artı 2 sin x cos x. Eşittir 1 bölü 9. Hocam sin kare x artı cos kare x 1'di zaten. Karşı tarafa gönderirsem 2 çarpı sc eşittir. Ne olur? 1 bölü 9 eksi 1'den eksi 8 bölü 9 olur. Ve 2 ile bunu sadeleştirirsem burası 4 gelir. Sc neymiş? Eksi 4 bölü 9'muş. Ters çevirip çarparsam eksi 9 bölü 4 gelir. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap eksi 9 bölü 4'müş gençler. Evet artık sağ tarafa doğru devam ediyoruz. Şurada şurada bir kök bir şey gördüm. Acaba ha tamam yanlış bulduğumu düşündüm de kök cevap bulduk mu biz ya? Ha bulmuşuz ya tamam. Oradan gözüm kök e takıldı diyorum yanlış bir şey mi yaptım? Sıkıntı yok devam. Sin x artı kosekant x 3 bölü 2. Sin üzeri 4 artı 1 bölü sin kare x nedir diye soruluyor. Öncelikle şu sin x yanındaki ne? 1 bölü sin x. Ha, tamam. Eşittir 3 bölü 2. Çarp şununla şunu hocam. Sin kare x artı 1 gelir. Bölü sin x'imiz var. Eşittir 3 bölü 2. E, bunun karesini alalım. Sin üzeri 4 var çünkü burada. Al bunun karesini. Hocam bunun karesi. Ya, al güzel kardeşim al. Bak şimdi. Şunun karesi. Sin üzeri 4 x artı 2 sin kare x ve artı 1. Bölü sin kare x. Tamam. Eşittir nedir? 9 bölü 4 değil midir? Evet. Şimdi bizden neresi istenmiş biliyor musun? Şu artı şu bölü şu istenmiş. Yani şunu burada istemiyoruz. Ben bunu şöyle yazacağım o zaman bak. Sin üzeri 4 x artı 1 bölü sin kare x. Artı 2 sin kare x bölü sin kare x diye yazacağım. Ha, eşittir 9 bölü 4. Hocam şu sin kare x ile sin kare x burası, burası nedir? 2'dir. Bu 2'yi karşıya atacağım. Yani 8 bölü 4 olarak karşıya attım ben bunu. Burası ne geldi? 1 bölü 4 mü geldi? Bak bizden istenen kaça eşitmiş? 1 bölü 4'e hayırlı işler. Devam. 40. örnek. Alfa dar açıymış. X kare eksi x artı m eşit 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. A eksi 3 b eşittir 4 sin alfa artı 1 olduğuna göre m'nin alfa türünden eşiti isteniyor bizden. Şimdi denklemin kökleri A ve B'ydi. Kökler toplamını bulabilir miyiz A artı B'yi? Eksi B bölü A'dan 1 gelir. E hocam A eksi 3 de zaten burada 4 sin alfa artı 1 olarak verilmiş bize. O halde ben üsttekinden alttakini çıkaracak olursam A'lar gider ve 4 B'nin aslında bundan bunu çıkarırsam eksi 4 sin alfaya eşit olduğunu görürüm. Burada da 4 ile sadeleştirirsem B yani köklerden birisi eksi sinüs alfaymış derim. Şimdi kökler toplamı 1 ise demek ki diğer kök olan A da 1 artı sinüs alfadır. Çok güzel. M'nin alfa türünden eşit sormuştu. Kökler çarpımı yani A ile B'nin çarpımı bize kökler çarpımını verir. Bu da eksi sinüs alfa parantezinde 1 artı sinüs alfadır. Çünkü benim bir köküm buydu diğer köküm buydu. Ee, A kere de kökler çarpımı yani M bölü 1'den M'ye eşittir. İşte arkadaşlarım M'nin alfa türünden eşiti. Eğer böyle verilmediyse cevap eksi sin alfa eksi sin kare alfa biçiminde de verilmiş olabilir tabii ki. Bakalım hangi şekilde verilmiş. Hemen aynen eksili verilmiş. Cevap bu sevgili gençler. Ve son örneğimiz artık videodaki. Çözelim bakalım. A eşittir 3 artı sinüs x. B eşittir 4 eksi kosinüs x olarak verilmiş. A ile B arasındaki bağıntı hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Hadi bakalım. Şimdi gençler bir düşünelim. Yani ben olsam burada sin kare eksi artı cos kare eksi uygulattırırdım. Yani şöyle derdim mesela a'dan 3 çıkarırdım. a'dan 3 çıkarınca sinüs x kalır değil mi? Bunun karesini alırdım. E, şundan da 4 çıkarırdım. Yani b'den de 4 çıkarırdım. b'den 4 çıkarınca da eksi kosinüs x olur bak içerisi. Bunun içerisi sinüs x kalır. Karesini aldım. Karesini aldım. Toplarsam 1 gelir. Tamam. Sonra 1'i de bu tarafa atarız çünkü hepsinde 0 demiş. Bakalım yiyecek mi? Hadi bakalım. A eksi 3'ün karesi nedir? A kare eksi 6 A artı 9'dur. B eksi 4'ün karesi de B kare eksi 18 B. B kare eksi 8 B. Artı 16'dır. 1'i de bu tarafa atarsam şöyle eksi 1 eşittir. 0 gelir. Şimdi oradaki düzene göre, şıklardaki düzene göre yazalım. A kare artı B kare. Evet. Sonra eksi 6 a'yı kullanalım. Sonra a'yı kullanmış çünkü hepsinde gördüğün gibi. Bunu kullandım. Sonra eksi 8 b'yi kullanalım. Onu da kullandım. 16 9 daha 25 1 çıkardım. 24 eşittir 0. Var mı böyle bir şey? a kare b kare eksi 6 a. Evet artı 8 b artı 24 cevap b seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet artık videomuzun sonuna geldik. Ve bu güzel kitapta sevgili arkadaşlarım. Kaçıncı sayfayı bitirdik biz şu an? 30 30'u bitirdik. Evet, bundan sonrası daha da hızlı akıp gidecek sevgili arkadaşlarım. Umarım sen de kampa sıkı sıkıya bağlısındır ve takip ediyorsundur. Evet, gençler, sonraki dersimizde görüşürüz. Sonraki dersimizde ne işleyeceğimizi de hemen sana söyleyeyim mi? Dayanamadım. Trigonometrik fonksiyonların indirgemesini işleyeceğiz. Hani şu 180'e ekleyip çıkarma muhabbeti, 90'a veya 270'e ekleme çıkarma muhabbeti falan var ya, isim değiştirir, değiştirmez muhabbetleri, işaretleri neye göre belirleniyor? İşte onları işleyeceğiz ve ezberletmeden sana adam akıllı biçimde işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videomuzun konusu bu. Görüşürüz. Hoşça kal. Sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.